Abinin büyük annesine engel olmaya çalıştım. Praga'yı yalnız bırakmasını istedim ama beni dinlemedi bile. İçeri girdi. Bunda ne abartılacak yapacağız? Ne var ki? Abinin büyük annesi içeri girdi. Sinirlerini bozacak Tanu ya da Ali'ye girmedi ki. Endişelenme. O Praga'nın iyi olmasını istiyor. Praga'ya ne derse onun iyiliği için söyleyecektir. Biz de bekleyelim ve neler olacağını görelim. Yanlış bir şey söylediysen bağışla. Gidelim kızım. Ne kadar güzel. Bunun adı Çuda. Küpeleri de takınca daha da güzel görünecek. Al bakalım, elini uzat. Sonali, buraya gelsene. Gel hadi. Şu bilezikleri güzelce takalım. Sen de bana yardım et. Sen hiç merak etme teyze. O kadar güzel olacak ki. Abi gözlerini Tanu'dan alamayacak. Tanu, abinin birinci karısı... Pragya'yı göremedim. Evet, yok. Ve geleceğini de sanmıyorum. Ama neden? Onun da düğün için hazırlanması lazım. O da şey alacaktı. Ne? Bilezik mi? Aha. Evet öyle. Ama tabii önce bir damat bulması gerekecek, değil mi? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz bu zavallı kıza şimdi? Alia, bırak rol yapmayı. Bizim söylediklerimizden alınmış gibi rol yaptığını çok iyi biliyorum. Ama aslında sen de bundan keyif alıyorsun. Evet, bu söylediğin doğru. Pragya'nın bundan sonra evlenebilmesine imkan yok. Ama başkalarının evlenmesine yardım edebilir. Düğün organizasyonu mu yapıyor? Evet, düğün planlayıcısı oldum. Hayır. Oturur musun? Kalkma. Bu da hayatın acı şakalarından biri. Ailenin bir düğün salonu var ama evdeki 4 kadının hepsi de bekar. Öyle değil mi? Oo Tanu, kaliren ne kadar güzel görünüyor. Ve ümit ederim evlilik yeminini verdikten ve bütün törenleri tamamladıktan sonra kalireyi birinin üstüne atarsın. Biliyorsun, onu alan kız ilk evlenen olacaktır. Doğru mu Alia? Evet. Dinle bak. Senin üstüne düşmesini sağlayacağım. Böylece benden sonra da hemen sen evlenirsin. Duydun mu teyze? Daha evlenmedi ama beni evlendirmek için planlar yapıyor. Ama bu o kadar çabuk olmayacak, sana garanti veririm. Endişelenme. Sen benimle gel. Odama gidelim. Bakın, Praga'yı getirdim. Burada mı? Evet. Hani nerede? Burada.
Hemen arkamdaydı. Ama nereye gitti? Şimdi yanımdaydı. Ah! Kızgınsın değil mi? Bana çok kızdığını biliyorum ama lütfen susma. Senin suskunluğun benim için her şeyi o kadar zorlaştırıyor ki. Bir şey söyle, beni azarla. Kendi duygularıma güvenmediğim için, kendime aykırı davrandığım için bağır. Duygularımı bastırıp bir başkasıyla evlendiğim için kız. Biliyor musun? Bu sabah seni o kadar çok özledim ki içimden sana sımsıkı sarılıp neler söylemek geldi. Ragia, lütfen sen seninle evlenmeyi senin bir kusurun olduğu için reddettiğimi sakın aklına bile getirme. Ben hayatta senden daha kusursuz birini bulamam. Ama çaresiz kaldım. Çünkü başka birine söz vermiştim ve o sözden geri dönemem. Ragia, lütfen bana bir şey söyle. Bu sessizliğin beni öldürecek. Ben artık herkes nereye gitti? Affedilmeye layık olmadığımı biliyorum. Ama lütfen bağışla beni. Ben sana hak ettiğin aşkı ve saygıyı veremedim. Seni hayatımın bir parçası yapmayı başaramadım ama sen kalbimden asla çıkmayacaksın. Hayatım boyunca seni seveceğim. Lütfen affet beni. O kadar öfkelenmiştim ki beni gerçekten sevdiğini
Göremedim ne yazık ki. Beni buna zorunlu bıraktın. Sen hayatım boyunca beni seveceğini söylerken ben sana olan aşkımı nasıl engelleyebilirim? Ama sakın endişelenme. Ne olursa olsun seninle ben bu hayatı beraber geçireceğiz. Pragya? Ne kadar utanmaz bir kadın. Buraya gelmesini hiç beklemiyordum ama geldi. Gitmeden önce yine Tanu için sorun çıkarmaya çalışacak. Neden buraya geldiğini merak ettim. Tanu buraya davet ettiği için geldiğini sanmam. Eminim biri onu buraya çağırdı. Ama kim çağırmış olabilir? Ondan başkası çağırmamıştır. Ben hemen gelirim. Anneciğim, ha? Ben sana söylemiştim. Bu düğün çok sıkıcı olacak dedim, değil mi? Ama biliyor musun? Şu andan itibaren asıl eğlence başlıyor. İki kişi anlaşır, üçüncü gelince savaşır. Bir çiftin arasına üçüncü kişi girerse orada mutlaka rezalet çıkar. Evet, çok haklısın anneciğim. Bekle de gör. Pragya ve Tanu kavga edecekler ve Abi de en ağır darbeyi yiyecek, biliyorsun. Yine de adil bir kavga olabilir, öyle değil mi anneciğim? Adil mi? Abi ile evlenmek için savaşacaklar. Oh. Abla, Pragya burada, geri dönmüş. Bana söylemene gerek yok, onu ben getirdim. Nerede şimdi? Yemek odasında. Onu kim karşıladı biliyor musun abla? Kim? Abi karşıladı. Yani şimdi Abi ile Pragya birlikte mi? Evet. Bunu hemen görmem gerek. Aa, evet, ben de geliyorum. Hey, durun bekleyin. Bence şimdi oraya gitmeyin. Neden? Çünkü orada biri daha var ablacığım. Kim? Tanu. Oo, geldin demek. Biliyor musun? Herkes gelmeyeceksin sanıyordu. Ama en iyi arkadaşının düğünü. Gelmen gerekirdi. Ah, öyle heyecanlandım ki Pragya. Sen de bu düğünün bir parçası olacaksın. Aslında benim Nedime'm olmanı isterdim. Ama ben senin becerilerini biliyorum. Sen gelene kadar bir sürü iş yarım kaldı. Kimse yapamadı. Şimdi sen halledersin. Haklı değil miyim abi? Dinle Pragya. Patronun evleniyor. Aynı zamanda en iyi arkadaşının da düğünü. Hazırlıkları senin yapman gerekirdi. Teşekkür ederim. Abi, gidelim mi? Annem bizi bekliyor. Daha yapılacak bir sürü tören var. Sonra hazırlanmaya vaktin kalmayacak. Hadi gidelim. Görüşürüz. Annem seni çok seviyor. Bu nedenle sana böyle bir hediye verdi. Evet. Çok güzel. Sen kimi arıyorsun? Hiç kimseyi. Ah, ben de Pragya'yı aradığını düşündüm. Onu neden arayayım ki? Ah, hiç öylesine. Zaten şimdi düğün hazırlıklarına yardım ediyor. Senin de bir şeye ihtiyacın vardır diye düşündüm. Aslında şimdi bir tek şey yapmalısın abi. Git düğün için hazırlan. Ben de giyinmeye gideceğim. Sonra birbirimizi düğün kıyafetleri içinde göreceğiz, olur mu? Düğün kıyafetleri mi? Hadi abi, git hazırlan artık. Çok az zamanımız kaldı. Peki. Hadi git. Tamam. Abiyle Pragya'yı ayırarak
Doğru olan hareketi yaptın kızım. Birlikte olsalardı çok daha büyük sorunlar çıkarırlardı. Ama sen onlara fırsat vermedin anne. Çok teşekkür ederim. Tam zamanında geldin ve bana aşağıda neler olduğunu söyledin. Teşekkürler. Sen olmasan bu düğün olmazdı. Daha evlenmiş değilsin Tanım. Ve şimdi Pragya'da burada olduğuna göre öncekinden de dikkatli davranman gerekiyor. Tomiş buraya nasıl aniden geldi ve şimdi nereye kayboldu? Tanı geldiği için onunla konuşamadım bile. Söylemek istediğim çok şey vardı. Onun ne düşündüğünü bilmeyi o kadar çok isterdim ki. Tomiş! Ben... onun geldiğini sandım. Hayatın boyunca hep bu hissi yaşayacaksın. Ne zaman bir ses duysan, Pragya olduğunu sanacaksın. Sence böyle yaşanır mı? Hayır, sandığın gibi değil Prag. Biz konuşuyorduk ama... konuşmamız yarım kaldı işte. Konuşmamız değil. Senin hayatın yarım kalacak. Nasıl tamamlayacaksın? Pragya'ya olan aşkın yarım kalacak. Hem de ömür boyu. Onu nasıl tamamlayacaksın? Lütfen bana hiçbir şey açıklama. Kendi haline bırak. Mesele de bu zaten. Hissetmen gereken bir şeyi hiç kimse sana tam anlamıyla anlatamaz. Şu anda Pragya'yı terk etmekte bir hata yaptığını hissediyorsun. O halde neden Tanu'yla evleneceksin? Bak abi, hiç kimse seni benden daha iyi tanıyamaz. Birini ya da bir şeyi sevdiğin zaman tüm kalbinle bağlanırsın. Bu ister müzik olsun, ister bir insan. Hayatında ilk defa neden sevgini ön plana almıyorsun acaba? Pragya ile olan ilişkin aşktan da öte. Sizi birleştiren öyle bir bağ var ki. Pragya ile aramdaki bağ aşktan ibaret değil. Aynı zamanda karşılıklı güvene dayalı. Ben sadece onun kalbini kırmadım. Güvenini de sarstım. Ondan daha iyi bana bir kızı asla bulamayacağım. Ama şu anda yaptığımda yanlış bir şey yok Burak. Doğru olanı yapıyorum. Ahlaken, mantıken ve insan olarak. Sen ne zamandan beri bu kadar mantıklı davranıyorsun? Sen çok duygusaldın. Kalbinin sesini dinlerdin. Müziğini ve ilişkilerini kalbin yönetirdin. Hayatının en önemli kararını verirken neden mantıklı hareket ediyorsun? Abi kalbini dinle. Kalbin seni bugüne kadar asla yanlış yönlendirmedi. Mesele yanlış yönlendirilmem değil. Mesele adaletli davranmak. Ben evlilik sözünü Tanu'ya verdim, Pragya'ya değil. Sen bana her zaman hem kalbin iyi hem de verdiğin sözü tutan bir adamsın derdim. İşte tek sebebim bu Pram. O nedenle ben Pragya'yla evlenemem. Ama diğer yanda
Hayatımın sonuna kadar onu seveceğim. Vay be. Bu nasıl bir düşünce? Sen şimdi bu kararını da ahlaken de mantıken doğru olduğunu düşünüyorsun. Yanlış bir şey yapmadın değil mi? Ama Tanu ile evlendikten sonra kararından pişman olacaksın. Hem de tamamen. Ve öfkeyle. Ama yeter şimdi... artık. Seninle daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben senden nefret ediyorum. Rob, neler diyorsun? Hayatta verdiğin her karardan gurur duydum. Ama şimdi verdiğim bu kararla senden utanıyorum adam. Radya belki seni affedebilir. Ama ben seni asla affetmem. Asla. Rob sen... Hey Rob! Rob sen... Öncesine kadar iyi değildim ama senin sesini duyduktan sonra iyi oldum. Beni sevdiğini söyle. Söyle çünkü. Çünkü ne? Çünkü ben de seni seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum ki sensiz yaşayamam artık. Bugün bütün duygularını benimle paylaş. Sen hep benim sorularımı cevaplarsın ama bugün sana o kadar önemli bir şey soruyorum ki. Seni seviyorum. Neler oluyor bana? Ben bir rock yıldızıyım, etrafımda ailem var. Ama kendimi yapayalnız hissediyorum. En iyi dostumu ve aşkımı kaybetmek için ne hata yaptılar? Neden cezalandırılıyorum? Birini sevdiğim için mi? Yoksa onun yanında olamadığım için mi? Fark ettiğini söyleyebiliriz. Seni tanımaya başladığım zaman senden hoşlanmaya da başladım. Hem de başta istemediğim halde sana aşık oldum. Özür dilerim. Ben mutfaktan su almaya gitmiştim de. Evet Pragya. Biliyoruz. Büyük anne bak, Pragya da geldi. Hadi artık planını anlat bize. Bu düğüne nasıl engel olacağız? Benim planım hazır. Ben sadece hepinizin burada toplanmanızı bekliyorum. Biliyorsunuz şu ana kadar yaptığımız hiçbir plan başarılı olamadı. Ama bu planla şimdi ne Tanu... ne de annesi hiçbir şey ama hiçbir şey yapamayacaklar. Ve düğün hemen iptal edilecek. Abla yeter, bizi merakta bırakma artık. Hadi planın neyse bir an önce anlat. Kenara çekil. Evet.
İşte planım bu. Abi ve Pragya'nın düğün albümü. Bunu alıp... hemen abiye götüreceğim. Ve ona bu evde 2,5 sene önce neler olduğunu anlatacağım. Yani sen şimdi abiye Pragya ile olan evliliğini mi anlatacaksın? Evet. Hem de bu kanıtla beraber anlatacağım. Ona her şeyi söyleyeceğim. Ona Pragya ile nasıl evlendiklerini de anlatacağım. Dahası Alya ve Tanu'nun onları ayırmak için neler yaptıklarını da anlatacağım. Ve aynı zamanda geçirdiği kazayı Alya ve Tanu'nun planladığını da söyleyeceğim. Bu yüzden 2,5 sene önce olanları hatırlayamadığını bilmeli. Abi ve Pragya ancak bu şekilde yeniden beraber olabilir. Bu sefer eğer Tanu veya Alya kazanırsa işte o zaman Pragya da artık onlara karşı mücadele edemez. Ama büyük anne... Bu konuda tartışma istemiyorum. Benimle geliyor musunuz? Gelmeyecekseniz ben kendi başıma giderim. Abla? Büyük anne dur. Büyük anne. İzin ver de önce bir konuşalım ha. Acele bir karar verip sonrasında pişman olabiliriz. Abla, bunu yapmakta büyük risk var. Böyle bir karar vermeden önce çok iyi düşünmeliyiz. Artık düşünmek için zamanımız kalmadı. Söyleyin şimdi geliyor musunuz benimle? Ben gidiyorum. Büyük anne. Pragya, sen ne düşünüyorsun? Lütfen büyük anneyi durdur. Abiye albümü gösterecek. Büyük anne bunu yapamaz. Bu doğru bir şey değil Pragya. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne lütfen. Neler oluyor? Biz konuklara ikramları asla hafife almayız. Evde bir düğün var. Sıradan bir davet değil. Tadına bakmadığım hiçbir şeyi... Büyük anne, iyi ki buradasın. Dinle bak. Bu gece ben onaylamadan konuklara hiçbir ikram yapılmayacak diyorum. Ama mutfakta kimse beni dinlemiyor. Neden öyle bakıyorsun bana? Sadece benim abimin düğünü değil, senin de torununun düğünü. Bu aşçıyı sen getirdin. Şimdi sen söyle ona. Nesi var acaba? Bana cevap bile vermedi. Neden böyle aceleyle gitti? Hey Pragya! Sen neden acele ediyorsun? Düğün için hazırlanacak olan Tanu sen değilsin. Sen şimdi... Ne oldu? Nesi var bu ikisinin? Neden bana cevap bile vermediler? Bu kadar aceleyle nereye gidiyorlar? Sen neden duruyorsun orada? Hadi git işini yap. Peki efendim. Neler oluyor burada? Abi! 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 Neredesin? Banyodayım büyük anne. Hemen dışarı çık. Seninle bir şey konuşmam lazım. Şimdi mi? Evet şimdi. Geliyorum. Büyük anne ona sesleniyor. Demek içeride değil. Abiye bir şey söylemeden önce büyük anneyi durdurmalıyım. Dışarı çıkıyor musun yoksa ben mi geleyim? Büyük anne. Büyük anne dur lütfen. Dur ne yapıyorsun? Yapmam gereken şeyi yapıyorum. Büyük anne önce beni dinler misin? Hayır, ben onunla konuşmak istiyorum. Onunla konuşmak istediğini biliyorum ama önce beni dinle lütfen. Ben senin onunla konuşmana engel olmayacağım hadi. Lütfen büyük anne lütfen. Lütfen bir kere bana bak. Önce beni dinle lütfen. Hadi büyük anne gel. Efendim büyük anne. Abi. Lütfen. Söyle. Neden dışarı çıkarttın beni? Büyük anne sen ne yapmaya çalışıyordun? Kaç kere söyleyeceğim. Yapmam gerekeni yapıyorum. Ne söyleyecektin? Acele et. Büyük anne beni buraya sana yardım etmem için getirdin ama yapmak istediğim bu şeyde ben sana yardım edemem. Lütfen bir kere daha düşün. Eğer ben abiye ilişkimizi ve Tanu'nun gerçek yüzünü anlatmak isteseydim bunu çok daha önce yapardım. Ama doktorun sözünden dışarı çıkmamız yanlış olur. Abinin hayatı bizim mutlu olmamızdan çok daha önemli büyük anne. Kendi açısından düşününce Tanu ile evlenerek doğru olanı yapıyor. Sen şimdi her şeyi açıklasan da söylediklerin kabul görmeyecek.
Neden doğru olanı yapıyor? Kendi hayatını ve seninkini mahvediyor. Ama ben buna izin veremem. Çekil yolumdan. Benim için dur. Bağışla beni büyük anne ama seni isteyerek durdurmuyorum. Bunu benim için yapar mısın lütfen? Evlendiğimiz gün sen bize hayır duanı ettin. Bugün de kocamın sağlıklı kalması için ona dua etmeni istiyorum senden. Yine de beni dinlemezsen, Tanrı korusun, ben ölürsem eğer... Hayır. Sen... Hayır çocuğum. Sana hiçbir şey olmayacak. Pekala. Söz veriyorum. Abiye hiçbir şey söylemeyeceğim. Yemeklerin tadına bakmam gerekiyor mu? Akıl alır gibi değil. Ver şunu bana. Bütün işleri kendim yapıyorum. Hey Pragya, tam zamanında geldin. Madem ki buradasın, yemekleri sen tat. Ne de olsa düğün hazırlıklarıyla ilgilenen de yine sensin. Yemeklerin tadına bak lütfen, hadi. Lütfen. Ona versene. Hadi. Tadına bak. Bunlar abinin düğünü için yapıldı. Düğünde yiyemeyeceğini biliyorum. Fırsattan yararlan. Hadi. Evet, güzel olmuş. Ne kadar da çabuk onayladın. Neyse, iyi. Neden hala buradasın? Yemeği beğendin. Şimdi git ve diğer işlerle ilgilen. Sen dur. Nereye gidiyorsun? Daha yeni karşılaştık. Benimle biraz konuşabilirsin Pragya. Seninle pek sık bir araya gelemiyoruz. Sana söylemek istediğim bir şey var, dinle. Biliyor musun Pragya? Seni burada gördüğüme inanamadım. Şok oldum. Ama kelimelerle anlatamayacağım kadar güzel bir sürprizdi. Sana şapka çıkarıyorum. Yani düşünsene, kocanın düğününe gelecek kadar cesur bir kadınsın sen. Ama çok fazla cesur insan için bilirsin, aptal da derler. Bu kadar cesaretin aslında aptallık olabileceğini hiç düşündün mü sen? Ama kime ne, öyle değil mi? Kime ne? Hem ayrıca içimden bir ses bugün çok eğleneceğimi söylüyor. Evlilik törenlerini hayatın boyunca unutamayacaksın. Ben de seni seyrederken her anın tadını çıkaracağım. Hatta daha da ötesi. Her saniyenin keyfini çıkaracağım. Bunu çok uzun zamandır bekledim. Sonunda beklediğime değdi. Düşünsene Pragya. Abi ve Tanu düğün yeminlerini ederken birlikte dönmeye başladıklarında attıkları her tur senin için ölüm olacak. Abinin 7 yeminle sana bağlandığını söylüyordun sen bize. Bugün onlar evlilik yeminlerini ederken sen ölmüş olmayı dileyeceksin. Ben de çok eğleneceğim. Ne de olsa ben Tanu'nun abiyle evlenmesine yardım ediyorum. Seni bu perişan halde görmek, hayatının alt üst olduğunu izlemekle ben de kendi hayalimi gerçekleştiriyorum. Dur bekle. Nereye gidiyorsun? Nedir bu acelen? Ben daha sözümü bitirmedim ki. Bu sadece başlangıç. Hatta asıl eğlence şimdi başlıyor. Dedim ya. Ben de her saniyenin tadını çıkaracağım. Hem neden bekliyoruz? Eğlenmeye hemen başlayabiliriz ha. Bir fikrim var. Neden Tanrı'nın odasına gidip hazır mı diye bakmıyorsun? Rock yıldızı Abhishek Rimera'nın eşi Tanushree Mehta. Eğer kıyafetinde bir eksik varsa hemen yardım et ona. Bunu yapabilirsin. Çünkü bir zamanlar sen de gelin olmuştun.
duruyorsun? Git. 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 Güzel. Ne kadar güzel görünüyor. Ne kadar çok değişti. Ah! Tanı daha önce güzel değil miydi yani? Yok, hayır. Ben onu demek istemedim. Elbette. Tanı her zaman çok güzel görünür. Ama bir de şimdi bakın. Şimdi tam bir geline benzedi. Bu. Bunlar lütfen, niçin? Lütfen onlara dokunmayın. Kırabilirsiniz. Tamam, ben sadece merak etmiştim. Sen bu ruju kullanmadın mı? Rengi ne güzel. Vitali lütfen. Hiçbir şeye dokunma. Bırak o ruju. Makyajın bozulacak. Rahat bırak. Ben yardım etmek istemiştim o kadar. Sonları ve diğerleri bana yardım ediyorlar zaten. Sen git başka birini rahatsız et. Gelin olduktan sonra iyice şımardın sen Tanı. Ben sana şimdi dersini veririm. Sonradan üzülme çünkü sen bunu hak ettin. Sen de buraya kendi makyajını mı yapmaya geldin? Ne istersen yap ama sana bir tavsiyem olsun. Yavaşça çık buradan yoksa sen de benim gibi... Hadi Prag ya. Neden orada duruyorsun? İçeri gelsene. Madem ki buradasın, giyinmeme yardım et. Bir fikrim var. Siz gidip bir kahve için çok çalıştınız. İhtiyacınız vardır. Biraz ara verin, dinlendikten sonra tekrar yukarı çıkarsınız, tamam mı? Ragge geldiğine göre siz çıkabilirsiniz. Gelsene Prag'a. Bak, makyajım tamam. Ama şimdi mücevherlerimi takmalıyım. Duvağımın da kusursuz olmasını istiyorum. Yardım et bana. Çünkü hazırlanıp aşağı indiğim zaman basının ve konukların gözü bende olacak. Yıldız çift ve yıldız eş olacağız. Abiden daha çarpıcı olamasam da. Ondan aşağı kalma olayım değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.